ifade ettiği gibi ilk yapılacak genel seçimlerde iktidar olacağız. Ve bu yolda da değerli ekip başkanımız, ilçe başkanımız ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki burada belediye başkanlarımıza, bizlere, hepimize büyük iş düşüyor. Bugün de okulların açılışı, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Ama içim durup, neden derseniz maalesef istatistiklere göre çocuklarımızın büyük bir kısmı okula karnı aç gitmektedir. Bu elbette hepimizi çok üzmektedir. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu konuda da elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Diyarbakır'da bir de Diyarbakır'da o uzun Nazım Bebeğin öldürülmesi var. Bu kamuoyunda idam tartışmasını da bir ara gündeme getirdi. Yani sosyal medyada baktığımız zaman bu tür suçların affedilmemesi gerektiğinde tartışmalar var. Şahsi gün siz de parlamentoda görev yaptınız. Ya bugün her evde bir cenaze var arkadaşlar. Her evde bir cenaze var. Bugün üzüntümüz çok fazla. Tabii ki biliyorsunuz bu konuda çok da fazla konuşamayız. Yargılama süresi devam etmektedir. Ama her evde cenaze var, az önce ifade ettiğim gibi. En ağır ceza verilmeli. Asla kat'a üstü örtülmemeli. Aynı şekilde kadın cinayetleri de böyle. İhal indirimi, kravatını, ceketini takıyor. İhal indirimi. Bunu ilk defa söylemiyoruz biz. Belki 100 kere söyledik, belki 1000 kere söyledik. Ama bugün bütün evlere ateş düştü diyorum ben. Dahil olarak cezaevleri izlemeye çalışanlar da dahil herkesin en ağır ceza yapması gerekiyor. Çünkü bu ülkeye bir yandan bir olay. Hepimizin malumu küçücük bir kızla ilgili bir durum var. Çocuklarımızı koruyamazsak maalesef ki geleceğimiz de ilgiliyiz. Bundan dolayı bu bize örnek olmalı ve bu dosya sonuna kadar en ağır cezayı alacak şekilde takip edilmeli. Biz de bunu takipçisi olacağız. Sayın Başkan'ın da beyanatı var. Biz de aynı şekilde beyanla bulunuyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun tekrar. Var mı başta? Teşekkür ederim.